أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere sırf psikolojik noktasında baktım. Ayetlere ya sari, yani açık, veya ima, telmi, remis, yani gizli orada psikolojiye de atıf yapmak, psikolojiyi de gösteren, ona bazı malzemeler yapan taraflarına varsa görebildiğim kadar Kur'an'a ahkam değil, tefekkür değil, psikolojik noktasına baktım. Onlarda çıkarımlarım. Yunus suresi 7 ve 8. ayet. Topladım, şöyle bir şey çıkarttım oradan. Allah'a kavuşma ümidiyle yaşa, dünya hayatına yetinip mutlu ve huzurlu olacağını zannetme. Hakikatleri görmemezlikten gelme. 7 Yunus suresinin 7 ve 8. ayete hulasasında psikolojik olarak öyle baktım. Allah'a kavuşma ümidiyle yaşa, bir daha tekrar ediyorum. Dünya hayatına yetinip mutlu ve huzurlu olacağını zannetme. Hakikatleri görmemezlikten gelme. 9. ayet. Samimi olursa Rabbin hangi halde olursan olsun mutlaka sana yol gösterecektir. Samimi ol. Hangi halde olursan ol, Rabbin sana hakikatin yolunu gösterecek. Samimi ol. 11. Hani insanlar iyi olanı çabucak almasını istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonumuz gelirdi. Allah'a kavuşacaklarına inanmayanları veya gafil olmayı tercih edenleri azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnkarcıların şüphelerinin bir devam sebebi, dedikleriniz doğruysa Allah bizi hemen cezalandırsın diye düşündüklerindendir. Oysa Allah inansın veya inkar etsin herkese belirli bir müddete kadar fırsatını verir. 11'den 30. ayet atlıyorum. Dinin ortaya koyduğu disiplinli hayattan kaçıp nefislerinin arzu ettiği gibi yaşamaktan uzak durun. Hak dinin disiplinlerinden kaçmayın. Disiplin mesela hayatı böyle kefe mayaşa yaşamamayı söylüyor. Diyelim ki memur veya işçi, sabah kaçta kalkıyorsun her gün? 5-6'da. Tatil oldu, 9-10'da kalkma. Gene aynı saatte kalk. Hayatını disiplin et. Taviz verme. Tembelliğine taviz verme. En büyük belamız o. Tembellik belası. 30. ayet gene, galiba 31 mi olacaktı? 30. İnsanların çoğu zanla uyarlar. Kaçıncı ayet bu? 2 tane 30 yazmışım ama neyse, bulurum sonra. Diyor ki insanların çoğu zana uyarlar. Zanla karar verirler. Bundan da hayatlarında şüphe, hurafe, safsatalarla doluyor. Siz zanna değil, kesin bilgiye uyun. Çoğusu da haram zaten. 40. ayet. Dünyamıza zarar olur mu diye haktan ve hakikattan uzaklaşanlardan olmayın. 41. ayet. Herkes yaptığından sorumludur. Kimse kimsenin yaptığından sorumlu tutulmaz. Hani
Böyle bazı bir şeyler çıkmış ya böyle acayip. Dini bilmez, usulü bilmez, kaydı bilmez, şeriatı bilmez. Dedesinin, babasının günahını kişileri yükleyen şeyler çıkmış böyle. Cin şey yapıp böyle. Onlar çıkmış böyle. Ya ben zaten kendi günahımın psikolojisinin altında eziliyorum. Dedemin, babamın psikolojisini. Valla tezuru vazireti müziri okula var ya. Herkesin günahı kendisindendir. Ya ha, miras kalır haram. Biliyorsanız onu yiyemezsiniz onu. Miras. Yoksa günah bize yüklenmez. Ha mirası haramsa onu yeme. İade et. 41. ayet. Herkes yaptığından sorumludur. Ha okudum. 48. ayet. Sakın Allah sorgulama. Allah'ı sorgulama. Allah'ı deneme. Allah hakkında da zanda bulunma. Böyle yaparsan böyle yapar mı? Deme yani. Allah'ı denemek nasıl oluyor? Yani bakayım ben böyle şey yapar, bakayım ne yapacak bana. Atla bakayım ölecekmiş. İsa Aleyhisselam gibi. Allah'ın rahmetini deneme ya, sinema ya. Bir de şey, Allah'ın sana verdiği imkanları sonuna kadar dayatma. Zorlama Allah senin almasına. Allah senin üzerindeki nimeti almasına zorlama. İlle ısrar etme. Çünkü bir ayette de şöyle buyuruyor. İnsanlar değişmedikçe, siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki hükmümü değiştirmem. Yani insan zorluyor üzerindeki rahmetin alınmasına adeta. 54. ayet. Haksızlık yapmayın. Sonra pişman olacağını yapma. Zulüm yapma. Hüküm. Sonra pişman olacağını yapma. Haksızlık yapma. Zulüm yapma. En büyük zulüm de kimdir? Kendisinedir. 66. ayet. Zanlardan ve yalanlardan uzak dur. 67. ayet. Dinlemek için geceyi yarattı. Dinlenmek için geceyi yarattı. Niye konmuş? Şimdi psikolojinin bir bozulmasının bir sebebi de şu ahir zamanda. Allah geceyi sırat örtüsü yaptım diyor. Gündüzü maaşet için yaptım diyor. Biz gece çalışıyoruz vardiyada. Gündüz yatıyoruz. Abi fabrika bilemem. Bu ters. Fıtrata ters. Nasıl yapacaksan yap işte. Peki abi bazen gece ama yani yatmak istiyorsun ama bir türlü uykun tutmuyor. O başka mesele. O istisnadır. 74. ayet. İnsanın hakkı kabulünü zorlaştıran, insan hakkı kabul etmesini zorlaştıran nelermiş? İnat ve maddi geçici çıkarlar. İnadı ve maddi geçici çıkarları hakkı kabul etmesine, hele eski krallı öyle geçici menfaatlarına, saltanatlar için kabul etmemiştir. 75. ayet. Bazıları da hakkı kabul etmeyi kibirleri müsaade etmiyor. Başka bir ayette. Hakkı kabul etmeleri kibirleri müsaade etmiyor. 85. ayet. Bazı yani namaz bile kılmıyor biliyor musun gündüz? Elbise mütüsü bozulur diye. Elbisenin bozulmasını nazara almıyor. Ruhunun bozulmasını alıyor. Bir namazı ütünün bozulması kadar şey yapmış ya. Yani. Böyle bir kafanın cennette ne işi var yani? Diyesi geliyor da. 85. ayet. Bazı Müslümanları kullanarak zalimleri imtihan eder, fırsat verir. Bak, bazı Müslümanları kullanarak zalimleri imtihan eder, fırsat verir. Allah ihmal etmez, mühlet verir. Bu nasıl oluyor abi? Az biraz açalım. Bazı Müslümanlar kullanıyor. Mesela zalimleri de onunla imtihan eder. Zalimin zalime de musallat eder. Mesela Müslümanların Müslümanlığı altında olanlar var. Mesela onu
gider onu kullanır. Mesela diyelim ki sert bir üslubu var veya hamiyetlidir. Onu kullanır yani Cenab-ı Hak. Zalimleri onunla da imtihan ediyor. 88. ayet. Ciddi ihtiyaç olmadıkça beddua etmeyin. Çünkü kızdığınız kişinin hakiki durumunu bilmiyoruz. Kesin münafık ve zındıksa ayrı. Beddua etmeyin yani. 89. ayet. Aceleci olma. Allah'tan istediğinin hemen olmamasından inkısar-ı hayale uğrama. Moralini bozma. İstiyor. Vakti var her şeyin. Bambu ağacı var değil mi? Bambu. Atarlarım çekirdeğini. Sularla çıkmaz. İkinci sene sular çıkmaz. 3, 4, 5 hiç çıkmaz. 6. sene sularlar. 1 senede 26 metre boy atar. Yani şu. Her şeyin vakti vardır. Biz aceleciyiz. Öyledir. Mutlaka insanoğlu acelecidir. Başka 91. ayet veya 97. ayet galiba. Yok. 89-91. ayete benziyor. Boş şey, baş kaldıran, bozgunculuk yapanlarla olma, iş işten geçmeden hemen kavli hem de fiili dua yap. Hani var ya böyle bazıları koca bir milletin mukadderatıyla oynuyor. Kendi küçük kafasıyla. Oy kullanırken ceza veriyorum, ikaz ediyorum böyle. Basit basit çocuk gibi. Ne yaptığını bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim, şaşıracaksınız. Ben şaşırmıştım. Biliyordum ama böyle anlamamıştım bu sene. Zina yapan, içki içen, kumar oynayan, adam öldüren kafir olmuyor. İnkar etmedikçe yani. Fakat bunları yapmıyor, namaz kılsa bile, kafire taraftan olsa kafir oluyor. Çok tuhaf değil mi? Gerçekten. Yani demek ki Allah o kalbinizdeki niyetlere bakar diyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Taraftar değil, hafif meyledeni de Allah tehdit ediyor. Değil mi Murat? Acep değil mi? Adam öldürüyor, içki içiyor, kafir olmuyor. İnkar etmedikçe onu. Tövbe edecek. Yani günahına sahip için. Şöyle, yoo çok iyi canım hangi zamandayız desen, günahı da inkar ettiği için o da oluyor kafir. Ama düşmüş. Meylediği mi aldı? Yani meylediği ya düşebilir. Yani. Düşebilir ama kafire taraftar oldu mu hepsi gidiyor. Ne namaz kalıyor ne niyaz. 89. ayet, ha yok. 97. ayet. En iyi uyarıcı ve eğitmen elem ve sıkıntı olmuş. En böyle iyi uyarıcı, eğitmen, öğretmen elem ve sıkıntıymış. Biz onları istemiyoruz ama. Ay ya istemiyoruz. Hatta insan istemez diyor altında. 99. ayet. Allah'ın iradesine karşı iradeni çıkarma. Sorumluluk sahanı bil, kendine düşeni yap. Mesela hutbede de okuyoruz ya. Allah konuşunca siz sussunuz. O en düşük suretteki manası ayet okunurken sussunuz. İkinci manası esas içeriye doğru. Allah hükmettiği yere sen hükmetme. 109. ayet. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Hud suresi. Hud suresinin 3. ayeti. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. 5. ayet. Hakikatlara ve vazifelerine karşı duyarsız kalma. Hakikatlara karşı ders yapılıyor, kitaplar anlat. Veya bir de vazifen var. Ya birisi yapar deme, duyarsız kalma. Kimse yokmuş gibi yap. 8. ayet. Kimseyle alay etme. 9. ayet. Nimet gelince şükreden, gidince de ümitsizliğe ve nankörlüğe düşme.
İkisi de netice değil, vesiledir, unutma. 10. ayet. Bir muvaffakiyet olunca da insanların üstünde övülme vesilesi yapma. Bir daha. Bir muvaffakiyet olunca da insanların üstünde övülme vesilesi yapma. 11. ayet. Sabırlı olun. 12. ayet. Zahirde sende veya Müslümanlarda görünen maddi imkansızlıklar seni Allah'ın rahmetinden veya Allah'ın zatında şüphelendirmesin. Ne için? Zahirde sende veya Müslümanda görünen maddi imkansızlıklar. 18. Allah'ın laneti Allah'a iftira yapanların üzerine olacak. 23. Dünya ve ahiret için yararlı işleri yapanlar ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlar, bunun tersi de ta dünyada cehennemi haleti yaşıyorlar. 24. ayet. İnkar edenleri Kur'an kör ve sağırlara benzetiyor. İnkar edenleri kör ve sağır benzetiyor. Düşün ki kör ve sağırlar dünyada nasıl yaşıyorlar? İnkarda o anlama geliyor. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın oğlu, Şit'in neslinden Lamerk'in oğluydu. Nuh Aleyhisselam, Adem'in oğlu Şit'in neslinden Lamak'ın oğluydu diye not düşmüş. 27. ayet, ne yazdı onu bilmiyorum. 27. ayet, üstünlüğü zenginlik ve adam çokluğundan zannettikleri kafirler, bak üstünlüğü zenginlik ve adam çokluğundan zannettiler kafirler. Ondandır ki din ortaya çıktığında ilk iman edenler toplumun alt tabakalarından olan köleler, yoksullar ve ezilenler olmuştur. Çünkü zalimler önde olmak, zengin olmak haklılık alametidir. Şimdi de öyle ya. Mesela kim güçlüyse, ekonomisi vesaire, dayısı, mayısı varsa o haklıdır. Ha, zengindir ya. Dayısı var ya. Oysa dinde kim haklıysa o güçlüdür. Velayülahi. 28. ayet. Sen kimseye zorla rahmete zorlayamazsın. Herkese nasibi kadar nasip olur. 29. ayet. Bilgisiz ve inansız olanlar bilgi ve iman sahiplerine karşı tahammülsüz olabiliyorlar. Onlar zenginliklerine, şöhretlerine, makamlarına güveniyorlar. 30. ayet. Onların inkarlarının bir sebebi aristokrat, yani fakir müminlerle aynı mecliste bulunmayı işlerine sindiremiyorlar. Şimdi de aynısı oluyor. Anladık mı? Onların inkarlarının bir sebebi aristokrat, yani fakir müminlerle aynı mecliste mi olacağız diyor. Yani aynı şey diyor. Onları kov diyor. Bize baştan sıfırdan anlat. Onlar yanımızda olmasın diyor. Biz olsaydık, tabi hemen arkadaşlar çıkın da şunlar gelecek, siz idare edin. Onları çıkartırdık, o efeli böyle kafir zındıkları alırdık. Ama Allah daha onu karar vermeden hemen Cebrail geliyor, sakın ha, sen de onlardan olursun diyor böyle zalimlerden. Sakın ha, Allah tehdit ediyor, en sert tehdit orada var, peygamber. Sakın ha. Gizliden gizliye çok şey söylüyor. Evet. Cemaate de söylüyor. Uf. Çünkü kör sahabenin hadisesi var ya. İşte o. Onu gönder diyor da. Bize diyor şey yapma. Bize onu havayla mı oturacağız diyor. O zaman işte o ayet geliyor. 31. ayet.
bir insanın Allah adamı olduğunu gafiller şöyle telakki veya beklenti içindeler. Zengin olması, gaybı bilmesi, insan üstü özelliklerinin açığa çıkması, melek gibi olması, kendisinin yapamadığını rahatlıkla yapması gibi halleri görmek istiyorlarmış. Allah da böyle diyor. 31. ayet. Hud suresinin 31. ayeti diyor ki, bir insanın Allah adam olduğunu nasıl anlarsın? Gafiller böyle diyor. Bunun ile kafir değil, Müslüman gafiller de öyle diyor. Bir insan Allah dostu nasıldır der ama bunu böyle tenkit ediyor. Öyle değil. Neymiş? Bir de okuyayım. Allah adam olduğunu gafiller şöyle telakki veya beklenti içindelermiş. Bir, zengin olacak. Allah adamı ya, Allah çok verdi. Allah az verdiyse demek Allah pek sevmiyor. O zaman peygamberler fakir. Yani Allah adamı olunca Allah bol verecek. Bir yandan da kendisi zengin ya, demek Allah ki böyle bir mantık da gitmiş. Zengin olması, gaybı bilmesi, insan üstü özelliklerin açığa çıkması, melek gibi olması, yani kendisinin yapamadığını rahatlıkla yapması gibi karşıdan bunu beklerler. 46. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Allah'tan isteme. Allah'a isyan eden oğlun dahi olsa senden değildir, unutma. Sen bir şey istiyorsun. Akıbetini biliyor musun? Nedir bu? İsteme. Allah'a isyan eden oğlun dahi olsa senden değildir. 49. Günahı işlemekte, günahı işlememekte sabret. 51. Aklını kullanın. Aklını kullanın. Bu akıl cihazına doğru malzeme verin. 52. 61. ayet ikisi. Günahlara batarak Allah'tan yüz çevirmeyin. Bağışlanmayı dileyin ve tövbe edin. Günah düşen daha çok uzaklaşır ya. Yani ikisel. Allah da diyor ki sakın Allah'tan ümidini kesme. Olsun. Düşsen bile, bak düşsen bile Allah'tan yüz çevirme. Bağışlanmayı dileyin ve tövbe et. İyi ki Adem Aleyhisselam tövbe sistemini işlettirmiş. 66. Günahlar insanın üzerinde zillettir. Yani abi ben halsızım ya böyle. Bir şey canım istemiyor. Of derse bir yere gitmek istemiyor. Yok. Sebep günahlardan insan zillet olur. Bak ne diyor? Günahlar insanın üzerine zillettir. Televizyonlardan, internetten uzak. 67. Azapların bir çeşidi de korkunç sestir. Salih Aleyhisselam kavmi bu sesle helak edildi. Aklı ve nakli delillerden yüz çeviren de, o zaman akli ve nakli delillerden yüz çeviren de, dişi devesine bir şey yapılmamasını istedi kavminden, Semud kavmiyle bunlar, kavmi Salih Aleyhisselam'ı büyülendiğini söylüyorlardı ve yalancılıkla itham ediyorlardı. 75. ayet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ağır başlı, hassas ruhlu ve kendini Allah'a vermiş biriydi diyor Allah. Örnek bir insan çıkartıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı bize örnek çıkar. Neymiş? Ağır başlıymış, hassas ruhluymuş, kendini Allah'a adamıştı. Bu da bağır yanık diye tercüme etmişler. Bağır yanık. 82-83. ayet. Ters ilişki olan yerde altı üstüne getiriliyor ve üstlerine işaretlenmiş taşlar yağmaya başlarmış. İşte şehirlerde yaşamanın bir kötü tarafı da o. Bir binada yaşıyorsunuz. Alt katta, yani o silsilede altta veya üstte herhangi bir şey. Böyle bir çizgide
Allah muhafaza etsin Müslümanları böyle aynı böyle bu tür şeylere olanlara, isyanda olanları benim Müslümanlarımı düşürmesin o binalara. Başka? 84. ayet. Toplumsal ahlak özellikle ticaret ahlakı bozulunca ölçüyü, tartıyı bozarlar. Böylelikle yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Şuayb aleyhisselam kavmi gibi. Öyleydi. Onda ne elak oldu. 86. ayet. İnsanların mallarını ellerinden almak için fırsat kollamayın. Olursa toplumda can ve mal güvenliği kalkar ve toplumda kin ve nefret duygularını kamçılar ve anarşi ve kan dökülmesine sebep olur. Bir bakıyorsun bina ve daire satılıyor. Yapma ya ne? Uuu çok ucuz. İki bakacağım. Ameliyat olacakmış çocuğu. Parası yok. Onu ganimet sayıyoruz. İşte Allah da diyor ki toplumsal ahlak özellikle ticaret ahlakı bozulunca ne olur? Ölçü tartı bozulur. Böylelikle yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Şuayb aleyhisselamın kavmi gibi. İnsanların mallarını ellerinden almak için fırsat kollamayın bu. Olursa ne olur? Toplumda can ve mal güvenliği kalkar. Toplumda kin ve nefret duygularını kamçılar. Anarşi ve kan dökülmesine sebep olur. 88. ayet. İnsanları uzaklaştırdığın şeyi seni sakin yapma. Ha, insanları uzaklaştırıyorsan yapma diye. Onu sen sakın yapma. Sözünle amelin birbirine tutarlı olsun. İslahatçı, yapıcı ve düzeltici ol. Netice Allah'a ait olduğunu unutma. 94. Şuayb aleyhisselam kavmini haksızlıklarının içinde olduklarından korkunç bir gürültü yakaladı. Depremle beraber gelen gürültüydü. Peygamberlerini öldürmek istediler. Depremle beraber geliyormuş gürültü. Şuayb aleyhisselam ne olmuştu? Toplumsal ahlak özellikle ticaret ahlakı bozulunca ölçüyü tartıyı bozarlar. Böylelikle yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Şuayb aleyhisselam kavmi gibi. Burada ne diyor? Şuayb aleyhisselam kavmini haksızlıkları içinde olduklarını korkunç bir gürültü yakaladığını depremle beraber gelen gürültüydü. Peygamberleri öldürmek istediler. Bir yerde faiz çoğalırsa bu oluyormuş. Ne ifade ediyor abi? Gürültü ne demek istiyor? Gölcük ve İstanbul depreminde olmadan önce korkunç bir gürültü olmuştu. Onu bilenler biliyor. Hani korkunç, dehşet salıyor. Depremle gürültü faiz olduğu beldelerde oluyor. 110. Yere çöküntü zina olduğu yerlerde şey yapıyor. İnsanlar dibe çöküyor. İlle toplumsal değil. Kişiler dibe çöker ya. Yani. Ahlakları dibe vurur. O dalgıçlar. Dalgıçlar. Bir de sadece korkunç ses vardı abi yukarıda. He? Sadece korkunç ses vardı bir de. O nasıl oldu? Nasıl? Depremle birlikte gürültü değil de sadece korkunç. Korku gibi. Bir öyle bir ses ki herkes duymaz. Yani şöyle. Bam telidir yani böyle de. Abi kafamda çok sesler geliyor. Hani biyolojik hastalıktan bahsetmiyorum yani. O başka olmuşsa bilmiyorum tiroid bezi, şu bezler falan değil de günah dalanlarda, videolara çok muhtala olanlarda, dizi yani televizyonda muhtala olanlarda psikolojik bozuntu çeşidi, bozulma şeyi devamlı fikir üretir böyle. Garip garip vehimler üretilir. Mesela şöyle diyeyim. Polisiye, mafya filmlerini böyle bu tip şeyleri dinleyenlerde zan, korku hemen çok olur. Tamam mı?
Yani el ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Şunu bil ki hangi sahada sıkıntı var? O cinste zaafın var. Yani el ceza min cinsil. Yani ceza amel cinsinden geliyor. Şeyle yani mevzuyla alakası yok belki ama unutkanlık ile günahın nasıl alakası olabilir? Mesela bedensel onu söylüyor şu alarda da. O fazla israfat olur vücutta. Günah fazla. Günahtan dolayı vücutta israfat olur. Haftada birkaç defa israfa kendini mecbur eder. Tübben diyor, hafızası zayıflar diyor. Hayalde de israfat olur. Evet, hayal. Hayal olmadan zaten o gayrimeşru şeyler olmaz. 110. Çok ciddi sebep olmadıkça sözünden dönme. 112. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, azıp sapmayın. 113. Allah'tan ve onun onaylamış olduklarından başka dostlarınız yoktur. Zalimlere eğilim göstermeyin ve onların yanında yer almayın. 101. İnsan en çok kendine zalim oluyor. Hem de çok acımasızca. Zalimliğin en fazlası kendisinedir. 116. Elinizdeki imkanlar sizi şımartıp günahlara götürmesin. 118-119 ayetlerin toplamı. Allah herkesi apayrı yaratmış. Onun gibi olmaya değil, Kur'an'a, sünnete göre doğru olmaya gayret et. Mesela ya Ömer, Osman gibi ol denmemiş. Ya Ali, Ömer gibi ol denmemiş. Yani gece konduda, villada demir ve çimento tuğlayla yapılıyor. Projesi farklı. Onun için Allah'ın herkesi apayrı yaratmış olduğundan herkesin apayrı imkanı vardır. Onun gibi olmayı bırak. Onun gibi olmayı bırak. Nasıl ki Hazreti Ömer biraz sertti, Hazreti Osman yumuşaktı ama ikisi de Kur'an okuyordu. Kur'an'da şey yapıyordu. Peygamberimiz ey ashabım beni taklit edin, benim gibi yapın ama benim gibi olun demedi. Çünkü takat getiremezsiniz dedi. O zaman ne yapacağız? Onun gibi değil de diyelim birisini ödev şey yapmışsın. Kur'an'ı ve sünnete göre dosdoğru olmaya gayret et. Hak ve hakikati anlamaya, idrak etmeye herkesi aynı kabiliyette değil. Bu insanlığın zenginliğine sebep olur. Yani farklılık insanın zenginliğine sebep olur. Üstünlüğe değil, üstünlük takvadadır. Yani verileni veriliş gayende kullanmaktadır. Üstünlük. 114. ayet. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. Ne bu da bilmiş de. Bir günah düştüğümüz zaman hemen hadiste var bu konuda. İyilik yapın da onu telafi et. Umur ki telafi olur. 117. Efendim abi. İyilik peşinde olan kişileri ve ülfet ne o? İyilik peşinde olan kişileri ve ülkeleri haksız yere helak edecek değiliz diyor Allah. Ya abi bu nereden başıma geldi? Ne yapmıştım ya? Ben bir şey yapmadım. İyilik peşinde olan kişileri ve ülkeleri haksız yere helak edecek değildir Rabbim. 120. Geçmiş peygamberlerin hayatlarını Kur'an'ın anlatmasıyla kalbimizi kuvvetlendiriyor. Niye peygamber kısımlar? Kalbinizi kuvvetlendirmek için anlatıyorlar. Hepsinin bizde bir karşılığı var abi. Evet. 123. Kulluk tevekkül ile kemale erdiği. Kulluk tevekkül ile kemale eriyormuş. Yunus suresi. Sedat ne haber, iyi misin? Evet. Tamam. Derin derin düşünüyorsun. İyi misiniz? Ağa mı geldi? Güzel. İyi mi? Peki.
Bir bardak da versenize bana. Hemen şurada da ben de dikkat edeyim. 6. Rüyalarınızı herkese yorumlattırmayın. Ve herkese... Yunus suresi dedim mi? Yunus suresi 6. Rüyalarınızı herkese yorumlattırmayın. Herkese anlatmayın. Onun yorumladığı gibi inanma meyliniz olur. Ve öyle de çıkar. Zannını bozuyor değil mi? Kişinin zannını bozar. O Yusuf Aleyhisselam'a rüyasını anlatan iki kişi o rüyayı... Tamamla istersen. Tamamlayayım. Rüyayı uydurmuş diyorlar abi. He? O Yusuf Aleyhisselam'a rüyasını anlatan iki kişi vardı ya kafasından etliyen falan. Onlar rüyayı uydurmuş diyorlar abi. Yusuf Aleyhisselam tabir edince onlar da o şekillerine gelmişler. Ben öyle duymadım ama böyle diyor belki de. Diyor ki, hadiste de var bu konuda sert bir şekilde, herkese yorumlattırmayın. Yorumladığı gibi inanırsanız Allah da inandığınız gibi öyle muamele eder. Enne enezel yaptı bir. 18. Kardeşlerinizi haset etmeyin. Haset size her kötülüğü yaptırır. Haset her kötülüğü yaptırır. 22. Rüyalarınızı güçlü bir muhakeme ve ilim sahibi olana anlatın, yorumlatın. 23. Size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin. Eden zalim olur ve asla iflah olmaz. Sakın lan kör olma. Bak, size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin. Hani hiç ihanet etmeyin ama diyor, size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin size iyilik edenlere. Eden zalim olur ve asla onlar iflah olmaz. Sakın nankör olma. 24. Haram ortamını siz hazırlamadığınız ve orada bir şekilde bulunmuşsanız, ihlasınızın hürmetine Allah size ilhamla konuşacak ve yardım edip o ortama karşı arzunuz ne olacak? O ortama karşı arzunuz ne yapacak? Kırılacak. 32. Ne olursa olsun iftira iffetini koru. Ne olursa olsun iffetini koru. 33. Zalimlere meyletme. İmanına muhalefet etme. İhlasını koru. 34. Duanın dilinden ve elinden bırakma. Unutma Yusuf'un duası kabul etmişti. 56. Güzel davrananların mükafatını Allah Celle Celaluhu zayi etmez. 92. Hatasını anlamışsa daha üzerine gidip yüzlerine vurma. Kıskanmakta nimeti engellenmez. Kıskanmakta nimeti engelleyemez. Kıskanıyorsun ya. Allah ona niye veriyor? Gene verecektir. O nasipse gelir. Kıskanmakla Allah geri bırakmaz. Kıskanıyorsun ya. Allah onun nimetini geri bırakmaz. Boşuna uğraşma. Yani haset hasidi yakar. Kim haset yapmışsa ona zarar verir. 100. ayet. İntikam alabilecek duruma gelen bile intikam alma. Hatta onların haksızlığını yüzlerine vurma. 103. Sen ne kadar inanmalarını istersen de insanların çoğu inanmazlar. 105. Şartlanmış beyinlere ne kadar da delil getirsen nafile. 107. Bazı insanlara hakkı soru sorarak uyanmasına dikkat et. O ancak sorularla belki uyanır. Sorusuna cevap verme, sorusuna soruyla uyanmasına gayret et. 110. Bazı insanlar
Allah bana niye yardım etmiyor diye düşman olmuş. Rahat suresi. Eğer kaç dakika oldu? Bir saat olduysa keseyim. Bakayım. Bakayım ben. Evet, daha erken. O zaman bir Rahat suresinde okuyayım. 10 tane bir şeydir. 5. ayet. Hayvanların boyunlarındaki tasmaya mahkum oldukları gibi insan da düşüncelerine, zanlarına, arzu ve isteklerine mahkum olmuşlar. 7. ayet. Eski kavimlerde madem Rabbin o belayı indirse ya diyorlardı. Şimdi de yani Rabbin hadi indirsin yapsın da göreyim diyorlardı. Şimdi de hep beddua ediyorum ama başına bela gelmiyor diye içeriden gizliden gizliye Allah'a düşman oluyorlar. Oysa Allah acele etmez. Biliyor musun? Müslüman ha. Allah belasını versin. Bela, ona bir bela da gelmedi ya. Ya Rabbi içeriden düşman oluyor. Niye dediğimi yapmadın? Allah'a karşı değil mi? Allah'a karşı. Allah diyor ki niye dediğimi yapmadın? Oysa Allah ihmal etmez ama acele etmez. 11. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Bu benim en çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Korkuyordum Allah elimden alır mı falan. Gene korkuyoruz da. Bu ayet teselli veriyor. Diyor ki siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. 12. Dünyevi hadiseler ve varlıklar insanların korku ve ümit arasında kalabilmelerine vesile olmak içindir. 17. ayet. Zahirde gözükenler su üzerindeki köpüğe benzer veya maden eritilir ya. Eriyen madenin üstündeki köpük atılır, alttaki madenle alet yapılır. İnsan da dünyevi hadiselerin altındakini görürse kendini inşa ve ihya eder, ötelere mal eder. 20. Yeminlerinizi bozmayın, sözünüzü yerine getirin, güvenilir olun, kıvırmayın, dürüst olun, yalan söylemeyin. Acı dahi olsa doğruluktan şaşmayın. 21. ayet. Hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ki dünya hayatında Allah'ın korumasını emrettiği bağı koruyan kişilerdir. 22. Sabredin. Namazı dosdoğru kılın. Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kişilerden olun. 25. 33, 37 bırakacağım. 4 tane kaldı. Allah'a fıtraten verdikleri sözü bozanlar, Allah'ın korumasını emrettiği bağı koparanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte rahmetten bunlar mahrumdurlar ve mahrum kalacaklardır. 27. Tercihini doğrudan, müsbetten, iyilikten yana olanları hidayet erdirileceklerini, tercihini doğrudan, müsbetten, iyilikten yana olanları hidayet erdirileceklerini, hidayet bu manada kısmen perdelerin nazarlarından kaldırılacağını söylüyor. Hidayeti bu manada onların perdeleri kalkıyormuş. Ne demek? Onlar basiret, felaset bir diraç sahibi oluyorlarmış. Seni göremediğini görüyor. Kaldırılacağını devam ediyor. Ve hikmet-i ilahiyeye mazhar olacaklarını ve iman ettiği kaynaklarla
ruhlarının dünyada da hisseder edileceğini, zaten kalpler zikredenlerin huzura erişeceğini, zikr ne demek? Zikr almak, tekrar ile fikirden hisse ve latife taşınmaktır. Bu da çok antika, senin işine gider. Orada buldum. Zikr, arınmak, tekrar ile, bak arınmak, tekrar ile fikirden hisse ve latife taşınmakmış. Mesela Allah bir şeyi tekrar eder. Kur'an'ın tekrarı. Niye çok tekrar eder? Zikreder. Almak, gayesi şu, tekrar ile fikri bir şeyi, hisse, hissi bir şeyi latifeye taşınmak içindir. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazda diyoruz ya sık. Neye benziyor? Pervane var ya, elektrik üretiyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Zahide tekrar ama her bir tekrar yenidir. Ve enerji imal ediyor. O enerjiyle de Maraş'ın milyonlarca cihazını çalıştırıyor. Namaz da öyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Neyle eğilip kalkıyorsun? Pervane gibi arkadaş. Aşağı yukarı, aşağı yukarı yaparak vücutta enerji imal ediliyor. Ruhtaki istidat ve kabiliyet, elektrik cihazlarını çalıştırmak için. Zikir neymiş? Arınmak, yani tekrar ile fikirden hisse, histen latife taşınmak içinmiş. Yani fikri götürmek değil, biz taşınıyoruz. Hissi seviyeye geçiyoruz. İnanıyoruz ama fikirdir. Mesela abi bunu çok duydum vesvese, niye iş yapamıyorum? Zikir, arınmak, yani sık tekrar ederek o manayla biz fikre, fikirden hisse, histen latifeye taşınmak içinmiş. 33. ayet. Son iki ayette bir tanesi. Sana tercih ettiği yol güzel göründüğü için ondan çıkmak istemiyor. Çok gariptir ki benim için sonsuz kötü yol olan inkarcılık koğuşunda da inkarcılık koğuşunda aylarca beraber kaldığımız, ha burada bir not düşmüşüm. Ayet dediği bak. İnsana tercih ettiği yol güzel göründüğü için onlardan çıkmak istemiyorlar. Şimdi bir parantez açmışım ben. Bunu hapisten yazdım bunları. Çok gariptir ki benim için 3 hafta bir ateiste kaldım. Onu koydular yanıma. 66 yaşında. Çok gariptir ki bu ayeti yazarken benim için sonsuz kötü olan inkarcılık, benim için öyle. Koğuşumda aylarca, yani o başka yerde kalmış benimle 3 hafta, beraber kaldığımız 66 yaşındaki insana çok doğru, en doğru görünüyordu. Benim zavallı olduğumu söylüyordu. Bana hep acıdığını söylüyordu. Çok acayip. Onlara ne güzel göstermiş şeytan yolunu. Bana diyor ki sana çok acıyorum. Çünkü çok iyi insansın. Özünde çok iyi insansın. Bu laf onun. Özünde çok iyi insansın. Ama en çok sana acıyorum. Ve acıyınca da hep seni şey çıkınca da hep seni acıyacağım diyor. Kötüye de görüştük değil mi dedim. Şey diyor ama rıza gözü kusur görmez. Adam ondan razı olmuş. 37 ve son ayet. Ne olursa olsun sana ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. 40. ayet. Bizim vazifemiz hesaba çekmek değil, tebliğdir. Bitti. Bir daha. Bizim vazifemiz insanları hesaba çekmek değil, insanlara tebliğdir. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْمَلَّعِ Peygamberlere, takipçilerine, örnek alanlara ne vardır? عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْمَلَّعِ Tebliğ etmek vardır, hidayeti Allah verir. Evet, gecenimiz mübarek olsun.
وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha.